Herkese merhaba. Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde etki dalgalarının genel rehber kurallarından bahsedip Fibonacci sayıları ile olan ilişkilerini kullanarak aralarındaki dalga boyu oranlarını inceleyeceğiz. Hatırlıyorsunuz 5 tane elit paternimiz vardı. Neydi bunlar? Etki dalgaları ve diagonaller, motive dediğimiz ve düzeltici dalga, corrective wave dediğimiz zikzak düzeltmeler, flat yassı düzeltmeler ve üçgenler. Biz bu bölümde en çok karşımıza çıkacak olan itki dalgaları paternini inceleyeceğiz. Şimdi en başta itki dalgalarında 3 basit altın kuralımız var. Girişi bu kurallardan bahsederek yapalım. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi ikinci dalga birinci dalganın başladığı yerin altına inemiyor. Buraya Osmanlı örneğinden hatırlarsınız. Tamam. Ve dördüncü dalgada birinci dalganın bittiği yerin altına inemiyor. Çok bazı küçük istisnalar dışında. Bundan daha sonra bahsedeceğim. Üçüncü kuralda üçüncü dalga en kısa dalga olamıyor. Yani şöyle bir etki dalgası olamıyor. Üçüncü dalganın en kısa olduğu. Birinci dalga en uzun olabilir. Böyle. Beşinci dalga da en uzun olabilir. Bu şekilde. Ama üçüncü dalga en kısa olamaz. Temel kurallarımız bunlar. Ve tabii itki dalgaları illa yukarı olacak diye bir şey yok. Ben şimdi boy ölçümlerini yukarı yönlü bir trenddeki itkiye göre vereceğim. Çizeceğimiz Fibonacci boyları ve projeksiyonları da düşüş içinde aynı şekilde geçerli olacaktır. Yani dalga boylarını anlatırken bunu bir de böyle çizip e, tekrar tekrar düştü bu şekilde oluyor diye aynı şeyleri tekrar etmenin gereği olmadığını düşünüyorum. Yükseliş için yaptığımız hesaplamanın hepsini aynısı simetrisi düşüş için de geçerli. Şimdi gelelim tek tek dalgalara. Aşağı yönlü bir düzeltme sona erdi ve yukarı doğru bir itki dalgası başladı. Bu şekilde. Öncelikle ben bunun birinci itki dalgası olduğunu nasıl anlayabilirim? Belki bu başka bir şey. Bir X dalgası, B dalgası, herhangi bir dalga olabilir. En önemli bakılması gereken şey tabii ki geçmiş. Yani şu esnada burada neler olmuş? Geçmişte bir fiyat hareketleri olmuş, bir düzeltme bitmiş olmalı ki biz de yapbozun bir parçası olarak bu dalgayı bir olarak etiketlemeye çalışalım. Peki bunun bir olmadığını kesin kez nasıl anlayabiliriz? Beklediğimiz, gelmesini beklediğimiz ikinci dalga bunun altına düştüğü zaman ilk dalganın başladığı yerin altına düşerse eğer, bu ne birinci dalgadır, ne de bu ikinci dalgadır. Başka bir şey yapıyor. Yani beklediğimizin dışında sayımımız yanlış olabilir ya da patern başka bir şey evrilmiş olabilir. O zaman başka bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bunun için bir tüyomuz da iç fraktallardır. Hatta iç fraktallardan... Bundan bir önceki videoda bahsetmiştim hatırlarsınız. İç fraktallardan dalganın ne zaman biteceğini de yaklaşık olarak çözebiliriz eğer iç fraktallar buna el veriyorsa. Buna izin veriyorsa. Eğer iç fraktallar olanak tanımıyorsa bunun nerede biteceğini kestirmemiz zor olabilir. Birazdan vereceğim örneklerle daha iyi pekişecek. Şimdi dalga 2'ye gelelim. Dalga 2 bence çok önemli. Önemli çünkü eğer sayımımız doğruysa bu dalga 1 ve bu dalga 2 ise İkinci dalga trendin daha başlarında bizi trendin yönünde az riskle pozisyon alma imkanı sağlayabilecek olan dalgadır. Şimdi Fibonacci oranlarıyla beraber anlattığım zaman ve birkaç örnek verdiğimiz zaman daha yanlış olacak. Önce ikinci dalganın en önemli çekilme yerleri nerelerdir? Bunun için dalganın başladığı yerden bittiği yere kadar bu şekilde bir Fibonacci çiziyoruz. Şimdi dalga 2'nin gelebileceği en önemli yer daha en sık geldiği yer, beklediğimiz yer tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi 0.618. İkinci önemli yer 0.382. Daha sonra 0.5'i üçüncü önemli yer olarak sayabiliriz. Ama tabii bu tuhaf bir sıralama olduğu için aslında bu hedeflere bölgesel olarak yaklaşmak daha mantıklı olacaktır. Yani kabaca bir tabloyla şu şekilde örnekleyebiliriz. Bu ikinci dalganın çizili aralıklara gelme ihtimali oranları. Ben bunu çeşitli kaynaklardan buldum. Biraz da modifiye ettim. Yani buradaki yüzdesel istatistikleri sadece geri çekilme bölgelerinin daha iyi anlaşılması açısından veriyorum. Yani mesela en çok gelmesini beklediğimiz bölge neresi? Burada şurada mesela yüzde 60'lık bir oran var. 0.382 ile 0.618 arası. Buraya gelmesini bekliyoruz. 3. Yani üçüncü dalga buradan başlatmasını bekliyoruz. Yüzde 60-70 oranda. Ben şu şekilde alıyorum. Şuraya çok önem veriyorum. 0.5 ile 618 arasında Hep burayı yakalamaya çalışıyorum. Ama tabi bazen oluyor kısacık yapıyor dalga. Bazen geliyor. Buraya da geçiyor. 0.618'i geçiyor. Burayı da geçiyor. Artık bu 0786'ı geçtikten sonra bir acaba demeye başlıyoruz zaten. Bu ikinci dalga mı? Çok derine indi. Çünkü buraya gelme olasılığı %5-10 artık. Ama bazen öyle bir oluyor ki çok düşük, çok çok düşük bir olasılık da olsa böyle ikili dip bile yapabiliyor. Yani dalga 2 buraya kadar bile gelebiliyor. Ama bunun altına inmesini asla beklemiyoruz. Şimdi ben bununla ilgili bir örnek vereyim Bitcoin grafiği üzerinden. Hatta bütün dalga boyu örneklemeni Bitcoin'in güncel grafiği üzerinden yapalım. Konu daha iyi anlaşılsın, iyice pekişsin. Belki hatırlayanlar vardır. Ben bu Bitcoin'in 29 binlerden çıkışında şöyle bir analiz yapmıştım ve bu analizin sonucu dalga 1 bekliyordum burada. Yukarı doğru yeni bir itki dalgası. Şimdi burada benim yaptığım sayımı incelemeyeceğim. Burada tartışmaya açık konular da var. Örneğin buradaki üçgenin ilk dalgası 5 itki halinde gitmiş. Normalde 3 olması gerek ya da burada minik ihlaller var. Bunlar daha sonra tartışacağım meseleler. Bir şekilde geçmiş analiz edilerek buradan dalga 1'in gelebileceğinin bir tahmininde bulunmuşum. Ama belki sayımım yanlış ya da teknik olarak doğru ama göremediğim, fark edemediğim başka bir sayım var burada. O aktif ve bu gene aşağı doğru inmeye devam edecek. O yüzden el açılarda şöyle bir teknik vardır. Önce benim yaptığım geçmiş dediğim yer, o yaptığım analiz. Önce şurasıydı, şurası içinde. Buradan dalga bir bekliyordum ben. Şu şekilde çizmiştim. Şimdi e Tabii ama diyorum ya belki burada yaptığım sayım yanlış. Tamam ben başka makro bir sayım aktif ve bu aşağı inmeye devam edecek böyle. Şimdi onu bu bahsettiğim teknik ne? Önce bir dalga birin gelmesini bekliyoruz. Buradan şurayı zoomlayalım bir. Buradan bir yerden bir dalga bir gelecek. Artık nerede bitecek bilmiyoruz. Şimdi grafik yok diyelim mesela. Burada bitti diyelim. Burayı bilmiyoruz. Sonra şöyle bir şey bekliyoruz. Makul bir geri çekilme. Şu bölgelere. O onu nasıl ölçmüştük? Şuradan mesela dalga bir diyelim burada. Şu mumları ciddiye almayın. Şuraya makul bir geri çekilme. Buralarda longumuzu açıyoruz. Stop'u da buraya koyuyoruz. Burası da long. Gibi aslında setup bu şekilde. Çünkü burada stop mesafesi genelde yakın olur. Yani riski az olur. Çünkü iki genelde derin çekilir. Yani 4'ten daha derin çekilir. Ee, ve önünde daha katetçe dalgalar var. 3 var, 5 var. Muhtemelen daha da güçlü olacak birden bu dalgalar. O yüzden iki, iki girişleri yani short da olsa long da olsa çok önemli. Yani bir de ben şimdi bu videolarda bu dalga buraya kadar gelebilir genelde şuraya gelir şöyle olur diye kestirip atmak istemiyorum. Zaten örnekleme olmazsa ve düşünce sürecinin nasıl işlediği anlaşılmazsa buradaki kurallarım ve boy oranlarının pek bir anlamı yok. Yani kullanamadıktan sonra bunları bilmenin ezberlemenin pek bir anlamı yok. O yüzden ben bu güncel Bitcoin örneğinden giderken kendi düşünce sürecimi ve bakış açımı da anlatmak istiyorum. Hatta yaptığım hataları da belirtmek istiyorum ki konu daha iyi anlaşılsın. Şuradan bahsedelim. Burada peki ne olmuş? Ben şurada bir, burada bir hata yaptım. Ondan bahsedeyim. Ben grafiğe bu şekilde bakıyorum. Ve tabii birçok grafik açık üstten. Şu ufak hata. Tamam. Biri tahmin etmişim. Bir, bir yerde bitecek. Ama nerede bitecek? Ben şimdi grafiğe 4 saatlik, 3 saatlik gibi bakıyorum. Birazcık aslında yani high time frame demeyelim de daha düşük zaman aralıklarında da sıkça kontrol edip analiz etmem gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. Acaba dalga bir burada mı bitti? Şimdi burada bir kırmızı mı var? Bu iki olabilir mi? Acaba dalga bir burada mı bitti? Sonra iki bu mu? Ya da bir gel yani ya da bir uzun birinci dalga mı bu? Yani iki bu kadar kısa iki olur mu? İki neden gelmiyor? Gibi bir Gaflete düştüm. <laughs> Aslında bunu çözmek çok basit. Dediğim gibi şurada, şimdi 4 saatlik bakıyoruz ya hani birisi geçmişti burası tamam. Geçmişi bir şekilde iyi kötü analiz etmişiz. Buradan birinci dalga geleceğini tahmin etmişiz. Ama dediğim gibi belki yanlış belki düşmeye, düzeltmeye devam edecek. O yüzden güvenli bir bölge arıyoruz ki e, giriş yapalım. Ama İkincisi neydi? İç fraktallardı. Şimdi ne yapalım? Bir saatlik yapalım. İç fraktalın içinde de bize tüyo verecek bir şey olabilir aslında ki var. Aynen şu şekilde bize tüyoyu vermiş. Burada da bir, bir ikinci dalga. Ondan sonra ikinci dalganın içinde bir düzeltme var. Ondan sonra en güçlü beklediğimiz üçüncü dalga 4. Bundan ayrı bir videoda bahsedeceğim. Ama burada böyle diagonalimsi bir yapı var. Bu da bize tüyoyu vermiş aslında. Bu da etki dalgası şeklinde gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Ve aslında burada bize söylemiş ben bittim. Şimdi bir, bir ikinci dalga getireceğim. Düzeltme yapacağım demiş. Şurada bize söylemiş. Şuymuş birinci dalga. Ve bakın satış iki satışı ikinci dalga ne kadar küçük. Burada bir zikzak yapısı var. Bundan da daha diğer videoda bahsedeceğim. Yani şu ayrıntıları silersek bu bir ve bu iki. Şimdi Fibonacci ile kontrol edelim. Bakın 2 nereye gelmiş? 0.236 Biz nereyi bekliyoruz? Buraları bekliyoruz aslında. Aslında ne kadar? Bu da güçlü bir trendin başlayacağının da bir yandan ipucunu veriyor. Bu. Ki, yani bu kadar kısa dalga 2 güçlü bir trendin başlayacağının sinyali aynı zamanda. Ve akabinde gelen zaten 3. dalgaya bakın. Bu tam dediğim gibi bir hani Osman Bey, Orhan Bey devleti kuruyordu. Hiç savaş kaybetmiyordu. Sonra birinci Murat. Daha sonra Yıldırım Bey esir düşüyordu. Sadece 11 senelik kısacık bir fethet devri oluyordu. İşte bu tam bir fethet devri ikisi. 0236'ya gelmiş. Ve oradan 3. dalgayı başlatmış. Şimdi gelelim dalga 3'e. Genelde en güçlü ve en uzun olmasını beklediğimiz dalgaya nerelere kadar gidebilir, ideal hedefleri nerelerdir? Hepinizin aslında tahmin edebileceği gibi en ideal hedef. Bunu tabi nasıl ölçüyoruz? İlk dalganın boyu, iki farklı ölçüm var, ikisini söyleyeceğim. İlk dalganın boyunu ölçüyoruz ve ikinci dalganın başladığı yere getiriyoruz. İlk dalganın boyunu oranlayacağız ya, üçüncü dalganın nereye gidebileceğini. 1.618 buraya geliyor. Şimdi bu aynı şekilde şurada biz bunu yaptık? Fib Retracement'la Trend Based Fib Extension var burada. Bu da şunu yapıyor. Sıfırdan 1'e getiriyoruz bunu. Bastığımız zaman istediğimiz bir yere bir projeksiyon verecek. Biz nereyi istiyoruz? 2. 2'ye gelmesini Bakın aynı şey oldu zaten. İkisi de aynı. Şöyle tabii mıknatıs olmadığı için çok küçük farklar var. Heh, bu. Ya bu bununla da yapabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz iki şekilde. Nasıl rahat ediyorsanız. Şimdi şimdi en ideal aralık diyelim aslında. 1618 ile 1786. Şuralar çok idealdir. Ama dalga 3 tabi illa buraya gelecek diye bir şey de yok. Biraz daha kısa kalabilir. Şu bölgelerde de kalabilir. Gene dalga 2 mantığı yani. Çoğunlukla buraya gelmesini bekliyoruz. Yani kısa da kalabilir buralarda. O zaman ne bekleyeceğiz? Dalga 5'ten bir performans bekleyeceğiz eğer dalga 3 kısa kalırsa. Aynı şekilde dalga çok uzun olursa bu sefer dalga 5'ten pek bir performans beklemeyeceğiz. Öyle düşünün. Şimdi bunun en önemli gelebileceği yeri söyledik ama uzayan dalgalar da vardır. Şimdi onlara da değineceğim daha sonra. 2.618 de önemli bir hedeftir. Dalga 3'te. Uzayan dalga diyoruz artık buna. Ve 4.236 de önemli bir hedeftir. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nasıl anlayacağım? Bunun için önce ne kadar güçlü bir trenddeyiz bunu belirlememiz gerekiyor ve daha da önemlisi aslında analizini yaptığımız coin, token neyse yapısı, formasyonunu iyi biliyor olmamız. Önceden paterne üzerine çalıştığımız bir grafik olması lazım. Yani bu ne demek? Eğer yani bir coin geçmişinde uzayan dalga 3 yaptıysa çok, onun uzayan 3 yapması gene daha olasıdır. Geçmiş hareketlerinden kopya çekmeliyiz. Ya da kısa 2 yapıyordur. Mesela genelde pek giriş vermeyen bir coin'dir. Aynen biraz önceki bitcoin örneği gibi. Kısa ikisini yapar. Fethet devri ikisini. Hemen hızla üçe başlar. Tabi altcoin'lere çalışabiliyoruz bu şekilde ama Bitcoin ve Ethereum için bu o kadar kolay olmuyor. Yani onların paterni genelde daha kafa karıştırıcı olabiliyor. Ama spesifik bazı altcoin'ler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Mesela son zamanlarda fazla Sol, AXS e ya da AVAX. Bunlar hep uzun üç yapmış coin'lerdi. Yani bu ne demek? İtki bitişi düzeltme sonrası yeni bir itkiye girdikleri zaman gene uzun üç yapma olasılıklarının fazla oldu. Yani bunların ay sezonunda düşüşlerinde de uzun üç yapma olasılıkları fazla. Mesela bakalım son zamanlarda en çok konuşulanlardan biri olan ama Tabi bunu logaritmik bakmamız lazım. Bu grafiğe. Şimdi. Hı. Bakın ne kadar güçlü bir dalga 3. Bir ikisini burada yapmış. Yine bir diagonal. 2, ve güçlü bir çok güçlü bir dalga 3. Bakalım dalga 3 nereye gelmiş. Ha, bu tabi bu arada logaritmik olduğu için şu ayarlardan heh, zaten fib levels based on log scale'ı bunu seçmemiz lazım. Şimdi ölçüm yapalım. Avax için. Birden başlangıç noktasına. Bu da olması en nadir rastlanan ikilerden. Bir iki. biraz daha şuraya gelse Paten geçersiz olacak. Nereye gelmiş 3? Tam 4.236'ya. nokta Burada bahsettiğimiz, biraz önce bahsettiğimiz bu bölgeye. Tam olarak orada durmuş. Üçüncü dalga. Yani buradan ne çıkarabiliriz? Bazen bana çok öyle sorular geliyor. Mesela şurada, burada mesela bir kırmızı mum oluyor. Burada ya da şurada. Avak shortlayalım mı? Niye? Çok arttı çünkü. Şimdi bir şeyin çok artması illa düşeceği anlamına gelmiyor. Eğer kendinizin bir price action tekniği bunu low time frame'de yani düşük zamanlarında takip edecek bir tekniğiniz yoksa bunlara bu tarz böyle agresif coinlere 3. dalganın aksi yönünde pozisyon denemek çok tehlikeli. Yani daha önce dediğim gibi çok arttı diye düşecek anlamına gelmiyor. Bir de uzayan dalga 3 nerede oldu? Hatırlarsınız belki. Böyle bir şey paylaşmıştım. Extended Wave 3, uzayan dalga 3 diye. Bitcoin'in bu ilk bu 48-49'lardan 42'lere dump yediği yer. Şimdi buraya bakalım. Şurası yani. Nasıl ölçüyoruz? Bunu da bir extension'ı şu şekilde ölçelim. Mıknatıs'ı açalım. Buradan buraya ve buradan ikiye. Bakın üçüncü dalga gene 4.236'da. Bu da uzayan dalga 3. Ve güzel bir örnek. Hatta ben bir örnek daha vermek istiyorum. Şöyle de bir şey var. Bundan Tuncer hocamız da bahseder kitabında. Dalga 3'ün şuraya bile gitme ihtimali var. Şöyle bir dalga üç bile olabilir. Hani o bazen boğada görüyorsunuz ya yeşil Ya da ayı da tam tersi kıpkırmızı. Onlar genelde abartı uzayan dalga üçlerdir. 6.854 de önemli hedeflerden biri. Çok nadir gözüküyor tabii. Çok 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 nadir yani. Yani gene belirtelim, söyleyelim. Hatta hatta bir örneğini de verelim. Gene aynı yerden, Gene Bitcoin'den. Şimdi aslında burada uzayan dalgalara örnek devam ediyor. Şimdi burada bir 1 2 1 2 şeklinde iki tane itkimiz var. Ve bakın bu yeşil, yeşil olarak işaretlediğim şu 1 2 4 5 yaptığım şuradaki yani bu sarı olan var ya. Sarı olanın dalga 3'ünün hepsi aslında. Yani bu yeşil olarak etiketlediğim sarı dalga 3'ün içindeki fraktal. Şurası sadece. Tamam. Bu sarı 1, 2 de ilk 1, 2. 1, 2 bunları tabii bilmiyoruz. Burada etiketliyoruz. Sonra beklendiği gibi bir dalga 3 geliyor. ve evet, uzayan dalga yapıyor. Bir de bunu ölçelim. Sarı 3'ü. Onun da 1, 2'si burada ya. Hiç yeşili sanki yokmuş gibi düşünün. Şuradan Birinci dalga, ikinci dalga. Bu aslında komple bir üçüncü dalga buraya doğru. Yani burada beklediğimiz ne aslında? Tekrar bu üçüncü dalga bitti. Bir dörtlere gidecek. 44.500'e gibi. Ondan sonra tekrar bir beşinci dalga yapacak. Bunlardan bahsedeceğim. Bunların oranlarından da. Tekrar bir beşinci dalga yapacak. Onun üçü geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda makul olmasını. Ve burada yeşil olan fraktalı bitirecek. Tamam. Sonra sarı fraktal devam ediyor hala. O zaman bir geri çekilme daha yapması lazım buradan. Tekrar bir dalga 4 Ve son bir düşüşle burada e, aslında majör hareketini bitiriyor. Burada tabii başka bir bir büyük fraktal var. Burada başka bir fraktal var. E, Onları daha sonra gidelim. Bakın aslında bu bu şekilde ilerliyor. 1-2-1-2 etkisini yaptık. Uzayan dalga 3 yapmıştı. Ne bekliyordu? 44.5'lara bir gerileme. 4. dalga gerilemesini yaptı. 5'i yaptı. Burada. Ve bu sarı 3'ü bitirdi. Ama bekliyoruz daha. 2 dalga daha bekliyoruz. Eğer etiketlememiz doğruysa tabii. Ondan sonra devam eden. Bakın bekledik. 4. dalga buydu gene ABC şeklinde gelmiş 4. dalgaya. 43.5'lara doğru. E buradan artık bir son bir Beşinci 5. dalga bekliyoruz. Veya son 5. dalgayı da burada bitirip zaten sert bir tepki görüyoruz. Şimdi ben renklerini de tekrar değiştireyim. Bu verdiğim örnekteki gibi yapayım. Bu iç içi yeşildi, değil mi? Büyük olan da şunları sileyim fazlalıkları. Ha. Büyük olan da sarıydı. Bunu da çizelim şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Şimdi daha güzel yapacağım bir saniye. Sarı yapalım buradan. Biraz da büyütelim. Yani şöyle daire olsun. Hı. Ya da diyelim. Tamam. Şimdi hatırlıyorsunuz buraya ölçmüştük uzayan dalga diye. Şunu 2'den 3'e şurayı. Bir de sarıyı ölçelim. ya yani sarının 3'ü nereye gelmiş? Uzayan dalgası. Şuradan birincinin boyunu ölçtüm. 2'ye doğru getirdim bunu. 6.854'de ne kadar yaklaşmış? Yani 40.100, 39.800 gibi orası. Buradan bir de aslında ne çıkarabiliriz? İtkileri etiketlemenin de ne kadarsına önemli olduğu. Bunu böyle alan evlatçılar da oldu. Yani şurayı 1-2 saymayan. O zaman ne oluyor? E sadece bir impuls, bir itki olacak 3 aşağı. O zaman 3 bura dendi. 4 bura dendi. 5 bura. Yani 1-2-3-4-5. Ama bu yanlış. Bu içinde bir İtki daha var bunun. O zaman bunu bu şekilde etiketleyenler burada belki uyandı ya da burada şaşırdı. Yani o zaman bu ne? Bunun bir anlamı olması lazım. Hatta, hatta şöyle söyleyeyim. Şu yeşil üçüncü dalganın içinde bir beşli daha var böyle. Hatta onun üçüncü dalgasında bir beşli daha var şurada. O, o kadar ayrıntıya girmeyeyim. Hani burada da güncel olması açısından bu e, bitcoin örneğini vermek istedim. Şimdi dalga 4'e devam edelim. Dalga 4 ideal olarak nereye çekilebilir? 3 bitti. Onun için 2'den 3'e şu şekilde bir fib çiziyoruz. Zaten tam yerindeymiş. En çok gelme olasılığı en çok göreceğimiz yer 0.382. Şurası dalga 4'te. Ve 0.236. Yani aslında şöyle bir şu bölgeyi işaretleyebiliriz şöyle. Sadece bu bilgiyle. Şöyle şeyler de var bazı kaynaklarda da. Der ki %50'nin altına düşerse bu dalga 4 demek değildir. Yani kestir batar aslında. Ama ben öyle demekten ziyade dalga 3'ün %50'sinden fazlasını geri aldı mı bunun dalga 4 olduğundan şüphe duymalıyız demeyi daha doğru buluyorum. Çünkü e, derin dalga 4'ler de olabiliyor kriptoda özellikle. Bunları da gördüm. Ama dediğim gibi 0.5'in altına düştü mü ya acaba hani dalga 4 mü bu diye bir endişe etmemiz lazım. ha yani ne olamaz? Buraya kadar inemez biliyorsunuz bu. Şurayı geçemez. Birin tepesini şuraya geçmesini beklemiyoruz. Çok nadir istisnalar dışında. Onlardan bahsedeceğim. Böyle bazen fitil atıyor ya aşağı. Beklediğimiz yer burası aslında. İdeal beklediğimiz yer. Bir yer daha var. Dalga 4 için. Yani bu da artık çok güçlü trendlerde olabilen bir şey. ama diyeceksiniz ki artık o var bu var ben ne anladım bu işten diyeceğim. Doğru. Ben burayı çok ciddi almıyorum açıkçası. 0.146'yı. Yani artık burada güçlü bir trend varsa da bu hani kaçacaksa da kaçacak. Yani ben minimum gereksinim olarak 0.236'yı çok ciddi alıyorum. Dediğim gibi bu 0.382 ile çok karşılaşacaksınız. Ha, bir de şöyle bir şey tabii. Aynı dalga bir anlattığımızdaki gibi dalga 4'ün bitişini de gene iç fraktallardan yani burada içinde oluşturmuş olduğu düzeltme yapısını düşük zaman aralığında da takip ederek çözmeye çalışabiliriz. Bunun da bir örneğini ilerleyen bölümlerde vereceğim. Şimdi hepsi her şeyi bir anda karıştırmak istemiyorum. Şimdi dalga 5'e geçmeden önce de uzayan dalgalar hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum biraz önce uzayın 3 örneğini yapmıştık. Bazen bir dalga böyle aşırı derecede uzayabiliyor. Bu, bu bize bir tüyo veriyor. Şimdi mesela uzayan dalga 5. Bunu nereden anlıyoruz? Eğer dalga 1 ile dalga 3'ün boyları birbirine yakın, birbirine eşitse dalga 5'in böyle bir uzayan dalga yapma olasılığı fazladır. Aynı şekilde eğer dalga 3 böyle uzayan bir dalga yaptıysa dalga 1 ile dalga 5'in boylarının birbirine yakın olma ihtimali fazladır. Yani buradan ne çıkarıyoruz aslında? Yukarı doğru bir bir trend var. Uptrend var. Ben gücümü dalga 3'te harcadım. Dalga 5'e bu kadar gücüm kaldı. Bu da aynı şekilde. Ben asıl vurgunu dalga 3'te yapamadım. Bak dalga 5'te neler yapacağım. Her zaman değil tabii bu. Her zaman değil. Bir de uzayan dalga 1 bu şekilde olursa gene dalga 3 ile 5'in birbirine yakın olmasını birbirine eşit olmasın belki çok fazla eşit olmuyor Bunlar böyle olduğu zaman da birbirine yakın olmasını e, bekleriz en çok görülen Tabii ki uzayan dalga 3 İkinci en çok görülen uzayan dalga 5'tir uzayan dalga bir de en az görülendir Şimdi gene ilgi, ne kadar ilginçtir ki en son Bitcoin'in çıkışı şu o 29'dan hani biraz önce örneğini verdik ya 29 küsürlerden ilk 43'lere çıkışı 42 sanırım. Uzayan dalga bir. Gene en az gözüken şeyi yapmış. Onun da örneğini vereceğim. inceleyeceğiz. Şimdi dalga 5'in çok fazla farklı hesaplama yöntemi var. Neden? Çünkü dalga 5'e gelene kadar veriler çoğalıyor. Yani Dalga üç hesaplamaya çalışırken elimizde ne vardı? 1 ve 2 vardı. Şimdi dalga 5'e hesaplamaya çalışırken elimizde 1 var, 2 var, 3 var, 4 tane dalga var. Farklı hesaplama yöntemlerine girmeden önce ben Robert Prechter'ın kitabındaki Equity to the Market Behavior'da bu 1978 yılında basılan kitap, daha önce de söylediğim gibi bu kitap adet dalga teorisi tarihindeki dalga karakterleri konusunda değinen ilk kitap. Üstatlarının aldığı ideal dalga boy oranlarını Özellikle şu 5'i bundan bahsetmek istiyorum. Zaten buna değindik. 1 yani şu 1 geri çekilmesi 0.618 almış en ideali. 4 e, geri çekilmesi 0.382 idi. Bunu söyledik. Şimdi 5'in çok fazla hesabı var dedim ya. En önemli ikisini bu şekilde almış. 5'e birinci dalganın 1.618'i kadar demiş. Bu dalganın uzunluğunun. 1.618'i kadar demiş ideal olarak. Ya da diğer önemli olanı sıfırdan 3'e demiş yani buradan şuradan şuraya şu uzunluk şu uzun birazdan anlatacağım şu uzunluk çarpı 0.618 5. dalganın önemli bir hedefidir demiş. Şimdi ben buraya bütün hesaplamaları yazdım. Robert Petcher ne demişti kitabında? 3 ve 4'ü söylemişti. Şunlar. Yani birim boyunu ölçtük. Buraya getirdik. Biraz aşağı indirelim. Şöyle birim boyu aynı hala. 5'e şöyle bir örnek vermiş. Dalga birin 1.618 kadar Bir diğeri de hatırlıyorsunuz. 0 ile 3 arasının boyu şurası yani. Toplam dalganın başlayıp 3.'ün tepesine kadar geldiği yere getiriyoruz böyle 4'e buraya. 0.618'i önemli olarak vurgulamış. Onu aynı zamanda biliyorsunuz böyle de ölçebiliyoruz ya. Şöyle 0'dan 3'e buradan 4 aynı 8. Şimdi diğer hedefler, diğer önemli hedefler Dalga 1'in dalga 5'e eşit olduğu hedef. Bu da önemli. Ve diğerleri de artık nasıl söyleyeyim? Yani bu hedefleri mesela buraya uzayan dalga 5 yaptığı zaman birazcık bu hedeflerle işlem yapmaya çalışıyoruz. Dedim ya biraz karışık diye dalga 5. Bir de şöyle bir ölçüm de var. 3'ten. 4'e şu yani 5 ile 6 dediğim dalga 5 eşittir dalga 3'ten 4'e çekildiği zaman 1.618 projeksiyonu şurası. Bir önemli yerde 2. Yani bu kat ettiği yer şu x ise burası da x. Şu 5 ile 6 o. Son olarak çok da karıştırmak istemiyorum. Ee, dalga 5 ile ilgili bir şey anlatayım, söyleyeyim. Şöyle bir de kalabiliyor dalga 5. Bu çok nadir ama. Yani 3'ü geçemediği olabiliyor böyle. Bu genelde dalga 3'ün çok güçlü olduğu zaman karşımıza çıkabilecek bir şey. Dediğim gibi çok fazla çıkmıyor. Buna da truncation diyoruz. İngilizcesi yani Türkçe yontul, yontulmuş ya da budanmış. Ahmet Hoca öyle de söylüyor. Budanmış e, dalga 5. Şöyle yapalım. Bu şekilde. De bir şey olabiliyor. Ama dediğim gibi çok nadir gözüken bir şey bu. Kendi bilmekte fayda var. Biz biraz daha örneklemeye devam edelim Bitcoin grafiği üzerinden. Şunları silelim. Hı. Burayı anladık. Şu şu bölümü. Böyle kalsın öyle. Aslında tabi bu bölümde de bir sürü şey var, bir sürü ayrıntı var. Onlara yavaş yavaş daha sonra gel geleceğim diğer bölümlerde de. Yani e aslında hani benim analizde bu şekilde gözüküyor. Karman çorman üçgenler var, bir şeyler var. Onun içinde başka dalgalar var vesaire. Şimdi biz şu kaba kaba taslak kaba makro dalgaları bir analiz edelim. Eğer uzayan dalga bir yaptıysa bir grafik genelde dalga 2 ve dalga 4 0.236 0.382 Fibonacci retracement yapar. Yani 2 ve 4'ün geri çekilme yerleri genelde kısa olur. 0.236 ve 0382 çok önemli yerler. Bakalım ne yapmış? 1 burada. Tam olarak 0382 dalga 2 burada. Şurası. Şimdi bakın dalga 1'in uzun yapmış olması bize şey sinyalini de veriyor. Dalga 4 de kısa olacak bak diyor. Ona göre. Burada bir dalga 3 geliyor. Ona bakalım. Nereye çekilmiş? O da 0.382'ye çekilmiş. Buraya. Başka bir önemli bilgi dalga 1 ile ilgili. Dalga 1 uzama yaptığı zaman dalga 3 ve dalga 5'in boyları genelde dalga 1'in 0.786 ya da 0.618 kat sayılarına eşittir. Yani ya tek dalga 3 ya da dalga 5'i bu şekilde ölçebiliriz ya da komple Burayı bu şekilde ölçebiliriz. Yani şöyle örnek vereyim. Şu dalga 1'di. Bunu ölçtük. Şimdi dalga 3'e bakalım. Ne demiştik? 0.786 çok önemli. Ve 0.618 çok önemli. Nereye gelmiş? 0.786. Her şey söylüyor aslında. Burada her şey söylemiş. Dalga 5 hedeflerinden biri neydi? Dalga üçün boyuyla da ölçebiliyoruz. Dalga üçün boyunun 0.618'i de e, çok önemli olmasa da bir ideal dalga 5 hedeflerinden. Bunu da bu şekilde görüyoruz. 0.618'e gelmiş 3. dalganın 0.618'i kadar buradaki. Ya yani şimdi ne biliyoruz peki? Bir de dalga 3 en kısa dalga olamaz. Yani burada bu dalga 3 ise bunu dalga 4'e getirelim. Dalga 5 şuraya gelemez. Bunu geçemez. 54, 55 geçemez. O zaman dalga 3 en kısa dalga olacak. Yani buraya geçmemesi lazım. Şimdi bir de bir ek bir örnek daha vereyim. Elite Wave International Uluslararası Elite Wave şirketi bu şekilde almış. Bu majör yani buradaki Şun Hazirandan başlayıp Eylül'e kadar gelen dalgayı bu şekilde almış ve aslında ne kadar zor bir sayım bu? Ya gerçekten zor bir bir. Ee, burada tabii çok karmaşık düzeltmeler var. Şimdi buraya girmeyeyim. Gene bakın neredeyse dip yapacak kadar derin bir iki hatırlarsınız buradaki fethet devri ikisi olmasına rağmen çok kafa karıştırıcı bir şey. 3, 4, 5 bu şekilde almışlar. Şimdi tabii bunun A, B, C olma olasılığı da var. Ona bir sonraki videoda girerim. Ama şu görselle şunu da diyebiliyoruz. Şimdi demiştik ya dalga 3 uzama yaptığı zaman nereye gitmiş bir dalga 3 ona bakalım. Yani baya bir uzama yapmış. O zaman dalga 1 ve dalga 5'in boylarının eşit olmasını bekliyoruz. Şimdi dalga 1'i ölçelim. buradan getirelim dalga 5'e. Burada bakın eşit neredeyse 53.200 eşit olacak. Şu şu aralık kalmış sadece. Aşağı yukarı şu, yani. Şu ikisinin eşit olmasını bekliyoruz. Ya yani tabi dediğim gibi bu ABC mi yoksa etkisel mi onu artık burada oluşacak fiyat hareketlerinden çıkaracağız. Ben bir de son bir örnekle bitirmek istiyorum. Bir altcoin yapalım, böyle saya saya gidelim. Ben şimdi şöyle bir trade setup'ı yapmıştım grupta. Yani bir şekilde bir düzeltme bitmiş ve dalga bir olduğunu düşünmüşüm bunun. İdeal geri çekilmesini yapıp stop koymuşuz. Sonra bu şekilde gidecek yani işte 5.5'lardan Luna'ya gidip 0.200-618'i geçmiş. Kar, tekrar burada da alabiliriz. 7 civarı kar alacağız gibi. Bu şimdi ne mantıklı yapıldı onu bir anlatayım. Siz de kendi setuplarınızı oluşturabilirsiniz böylelikle. O bölge şurası. Biten bir düzeltme olduğunu düşünüyorum. Ve bir birinci dalganın geldiğini düşünüyorum. Orada Bitcoin ve Ethereum da iyi durumda. Yani bir dump durumu yok, patern bozacak bir tehlike yok gibi. Bunları öğrendik. Buraya çizdiğim zaman bunu ideal aralık ne demiştik ikinci dalga için 05 06 zaten fiyat oralara gelip stopumuz da aslında biraz yukarıda almışım ben o başka sebeplerden dolayı aslında tam olarak şurada olması lazım. Yani 5.40'da giriyorsak 5 de stop etmemiz lazım. Bu dalga ki buraya gelemez. Biliyoruz onu. Yani neden bu örneği veriyorum? Bu arada bakın işte nasıl bildim nasıl yaptım diye değil. İç fraktalları da çok güzel genelde Luna'nın. Bir de popüler bir örnek. Belki çalışmanız vardır Luna üzerine. Şimdi hedeflere bakalım. Nereye gelmiş? 3. 1-236'ya gelmiş. Şu ikisi de önemli bir hedef ama biz tabi buraya bekliyoruz. Değil mi? 1618 şu bölgeyi bekliyoruz. Ha burada ne demiştik? Eğer böyle kısa bir dalga geç yaparsa bu da çok kısa bir dalga geç değil bu arada. Dalga 5'e uzun yapabilir. demiştik ama yapmamış. Peki neye bakacağız? E i̇ç fraktallara. İçte de var. İçte de var fraktal. Onlar bize tüyo veriyor iç fraktallar. Dalganın biteceği yeri. Mesela buraya bakalım. Dalga 1'in boyunu ölçtük. Dalga 2'ye getirdik. Bakın bu uzayan dalga 3 yapmış. 2.618'e gelmiş. Dalga 4 ne kadar çekilmiş? Bakalım. Yanlış baktım. Dalga 4 ne kadar çekilmiş? 0.382 İdeal. Şu minik dalgaya, içindeki dalgaya bakıyorum. Dalga 5 ne yapmış? 1.618 gibi 1.718 1.618'e gelmiş değil. Buraya bir fitil atmış. Şurası aslında müthiş bir take profit TP noktası. 1.618. Peki devam edelim. Şu büyük 4 nereye çekilmiş? Şu fazlalıkları sileyim. Kafa karıştırmasın. Burayı ölçtük. Bunu da sileyim. Şu şu geri çekilmeye bakacağım. Şu 3'ten 3 burası ya şöyle. Şu nereye çekilmiş? Kısa bir geri çekilme yapmış. 4 burada bu arada. Nereye koymuşum. Ne o gene 0382'ye çekilmiş. Sonra buraya bakalım. 1 2'ye getirelim. Biraz zoom yapalım şöyle. Bakın 1'e 618'e gelmiş tam. Şu 1'i ölçtüm. 2'ye getirdim. Bu tam 1'e 618'de gelmiş. 3 Heh, 4 biraz fazla çekilmiş. Heh, burada güzel bir örnek oldu. Bakın burada aslında şurayı da kalsın şu çizgiyi sileyim. Buraya geçemez diyorduk ya. İşte Bazen böyle fitil ihlalleri olabiliyor. Onlar artık kendi tecrübemizle ya acaba bu önemsiz bir ihlal mi değil mi gibi e, muhakeme yapmamız gerekiyor. Dalga 4 nereye çekilmiş burada? Bayağı derin çekilmiş. 0.5'e iğne atmış. Peki 5 ne yapmış? 1'i ölçtüm. 4'e getirdim. 5 de gene 1618 1786 arasında gelmiş. Gene o Robert Pritchard'ın söylediği aralığa gelmiş. Sonra Luna'yı devam edelim. Mesela Luna burada da çok güzel iç fraktallar oluşturmuş. Temmuz ayında. Burası dalga 1 ise 2 burası nereye gelmiş? Uzayan dalga yapmış. 2.618'e kadar gelmiş. Peki dalga birim boyu 4'e getirelim. 5 nereye gitmiş? 5 de uzayan dalga yapmış. Şimdi aslında biz 5'i böyle bir şey bekliyoruz. Yani uç uzadı diye kısa bir şey bekliyoruz. Ha onu nereden çıkaracağız işte? Bunun böyle olmadığını. Gene hiç fraktallardan yani böyle olmayacağını. 1, 2, 3, 4, 5 diye saymışım. Bunlar ne yapmış? 1 Üçgene uzayan dalga yapmış. 5'te 1.618'e gelmeye çalışmış. Diyelim şu fitilden şuradan alırsak 1'e ölçelim. 2'ye getirdim. 1.382'lere gelmiş. 4 ne kadar geri çekilmiş? 0.382'ye gene şu kadar yaklaşmış artık. Pardon gene dalga 1 şuydu. Dalga 1'i getirdim. Dalga 4'e böyle birinin boyunu ölçüp. Dalga 1 ile dalga 5 eşit. Bu mor yeri ölçüyorum. ...çizgilerini yapayım. Bununla bunun boyu eşit olmuş. Dalga 1 le. dalga 5'in. Bu tabii çok küçük zaman aralığında bakıyoruz. Bir alt koyuna bakıyoruz. Yani prosesin nasıl işlediğini pratik olarak küçük bir örnek vereyim dedim son olarak. Evet daha fazla uzatmayalım. Bence video iyice karışmasın. Biraz karışık olduğu gibi sanki hissediyorum. Umarım öyle değildir. Bir sonraki video ABC yani zikzaklar üzerine olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.